Doğum yerimiz ve tarihi nedir? Buraya geçmedin mi demin? Yok yok, baştan aldım. Girdim mi? Ben indim. Giresun ili Pirazız ilçesi Gökçeali köyü. 17 Haziran 1949. Peki ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? 62'den bu yana. 1962'den bu yana. Mesleği kimden öğrendiniz? Ya bir ustadan öğrendim yani. Ne, o da terzi ustası yani. Ustaydı adam. Mesleği öğrenirken zorlandınız mı? Küçük yaşlarınızda itibaren mi öğrenmeye başladınız? Tabii işte küçük yaşta. Şimdi işte 49 doğumlu 62'de başladık yani düşün. 11-12 yaşlarında başlamış oluyorum yani. İlkokuldan sonra başlamış oluyorum yani. Peki öğrenirken zorlandınız mı? Mesleği yapmasaydım dediğiniz anlar oldu mu? O an demedim. O an çok hoşuma severek, isteyerek girdim o işe, yaptım bu işe zaten. Ama tabii ki son mesela şu anda sormuş olsan, soruyormuş olsan sen bana, ben şu anda terzilik yapmazdım derim yani. Hatta şunu diyorum ben şu anda 30 yaşında olsam terzilik yapmam, başka işe, başka bir meslek yaparım derim de diyorum yani. Peki günümüzde bu mesleği kıyasladığınızda, geçmişte günümüzde arasındaki farklar nelerdir? Günümüzde terzilik diye bir şey yok ki zaten, konjonksiyon oldu hepsi yani. Adına bakma, terzi. Terzi yok yani şu an. Terzi diye bir şey yok yani. O bitti. Siz teknolojinin mesleğinizi olumlu ya da olumsuz katlıyorsunuz. Teknoloji mesleğinizi nerelere getirdiniz? Zaten terzilik olarak sanat dediğimiz terzilik sanatının son işte teknolojiye geçti artık. Mesleki yönü bitti. Teknolojiden faydalanırken işte giysilerimiz yapılıyor yani. Bizim eski terzilik elle, parmakla, elle yapılan şeyler teknolojiye döndü. Şu anda teknoloji işte alıp götürdüğü şey. Ama gömlek düğmelerinden bahsetmiştiniz ya, onu da bahsedebilir misiniz? Nasıl gömlek düğmeleri? Gömlek buralarında gömlek düğmeleri var demiştiniz ya, teknolojiyle alakalı. Bunun için ayrı bir makine. Yok, ben şöyle gömlek düğmesi değil de. Gömlek cebi de değil. Mesela işte anlattım. Biz eskiden bir makineyle bütün elbiseyi dikerdik. Elimizde bir tane makine vardı, dikiş makinesi. Şu anda 20 tane makinenin, teknolojinin yapmış olduğu işleri 3 tane parmağımızla yapardı. Şimdi ceketin bir tane, yani petu cebi deriz biz buna, yaka cebine. Petu cebi, o cebini yapan makine ayrı. Yan cebini diken makine ayrı. Biz eskiden pontoriz derken bir şey yapardık yakaya, onu yapan makine hep ayrı ayrı makineler yani. İşte bunlar teknolojinin getirmiş olduğu faydalar. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu ki zaten. Biz 3 tane parmakla yapardık bunu. Mesleğinizin en güzel yılları nelerdi? Ne zamanlardı? O 70'li yılları söyleyeyim ben sana. O yıllar güzel bir yıllardı. 70'li yıllar. Çünkü o zaman teknoloji yoktu. İşte konfeksiyona da geçilmemişti. İşte ondan sonra geçilmeye başladı. Kork konfeksiyona. Tabii ki bizim o yıllarımız iyiydi yani. O yıllarda çalıştık. En kötü yıllarda bu yıllar. Tabii ya, bu yıllarda zaten terzilik olmadığı için yani kötü diye. 90'dan 95'ten sonra artık konfeksiyon girdiği için piyasaya oradan şey oldu, terzilik bitmiş oldu işte, yavaş yavaş gidiyor. Yani şu anda bize zaten yani bakmayın siz, şimdi ben bu yaşta, yaşım 73 yaşındayım ben şimdi. Bana birisi gelip de beni terzi öğret diyeni ben görmedim yani, öyle bir terzilik yok ya yani, öyle bir şey. Mesleğinizi aktarabileceğiniz birisi var mı? Yetişmez, yok bundan sonra öyle yok. Yok, yetişmez. O bitti artık yani. Mesleğinizin püf noktaları neler, ince ayrıntıları? Yani püf noktaları dediğimiz zaman bir meslek, sanat başlı başına hepsi zaten, her tarafı püf noktasıdır zaten yani. Şimdi bunu öyle eften püften yapamazsın ya, yapmış olduğun bir şeyi güzel bir şey yapman lazım ki yani müşteriyi memnun edesin, yoksa bunlar hep püf noktasıdır yani. En ufak bir şey, düğmeyi dahi, düğme dikmek dahi mesleğin püf noktasıdır. Mesela ceket düğmesini, ayaklı düğme diye bir düğme var, dikiş vardır. Nedir ayaklı? Ceketin kalınlık, kumaşın kalınlığına göre düğmenin altını biraz yüksek tutarsın ki yani işte bunlar hep püf noktasıdır. Gömleğin düğmesini yapıştırırsın, ceketin düğmesini hafif ayakla tutarsın. Bunlar işte mesleğin püf noktalarıdır. Bana üç parmak dediği bir şey bahsetmiştiniz. Ondan bahsedebilir misiniz? Tabii, mesela göstereyim ben sana. O şudur. Mesela şimdi biz terziliği şöyle bir yüzükle öğrendik mesela, bak böyle bir yüzük. Böyle bir yüzük, orta parmağına takarsın. İşte şu gözle, siz bunu belki göremezsiniz, çok ufacık bir iğnedir.
Bunun delilini bile göremezsin sen. Yani biz terzi bu şekilde bununla beraber işte ceketi bununla dikerdik. Ceket dikişimiz bu. Şimdi bunun yerine makine çıktı işte. Ne böyle iğne kullanıyorsun ne böyle yüzük kullanıyorsun yani. Şey budur yani. Ben terziyim diyen birisi dükkan açmışsa git ona sor de ki sen terzi misiniz? Terziyim diye sordu söylediği zaman şunları göster resmini çek de ki sen bunlardan var mı sende de. Bu ne diyecek size? Çünkü böyle bir terzi değil ki yani. Böyle bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anlatmak istediğiniz raportaj şeyler var mı bana anlatmak istediğiniz? Yani ne anlatmak istediğim şöyle. Ya bundan sonra zaten yapılacak meslek olarak da pek rağbet göreceğini zannetmiyorum yani. Bitmiştir yani. Terzi diye bir şey kalmadığını görüyorum yani. O bitmişlerdi. Bana bir şey anlatmışsınız. Ankara'ya gidiyorum, birine dikiyorum diye. Onu anlatabilir misiniz kameraya? Ya ben şimdi 70'li yıllarda tabii siz onu şey yaptınız, revaçta olduğu zamanları ben mesela Ankara'ya elbise dikerdim işte. Samsun havalarına yukarıdaydı o zamanları. İşte arabamı çekerdim sabah. 9 uçağına binerdim, Ankara'ya giderdim. Elbise provasını yapardım. 4 uçağına geri gelirdim yani. O zamanlarda Ayvacık'ta terziydim. Ayvacık, Samsun'un şu anda ilçesi olan. Ama o zaman Ayvacık'ta baraj vardı. Mesela reklam olmasın da ben Doğuş Holding'in sahibi mesela Ayhan Şahin'e pantolon dikmiş adamım yani. İşte şimdiki Ferit Şahin, Volkswagen'in onun babasına pantolon dikmiş bir adamım. Ki o zamanları öyleydi yani. Ama şimdi nerede o yani? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bitti mi? Anlatmak istediğiniz şeyler varsa... Yok hayır tamam bitti.